Merhaba, ben Elif. Bugün size Starbucks'ta yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu ikinciye çekiyorum. İlkinde yanımda bir kahve vardı ve size kahve içiyormuşçasına bir sohbet olsun vesaire öyle bir giriş yapmıştım. Ama şu an kahve falan hak getire. Karşınıza geçtim ve anlatmaya başlayacağım. Ama siz yine de kahve almak isterseniz, ne kadar taktım kahveye ya, sırf Starbucks olayından bahsediyorum diye kahve diye tutturdum yani. Her neyse, eğer merak ediyorsanız videoya başlayabiliriz. Sene 1997. O zamanlar Starbucks daha 26. yılında yükselişe geçmiş durumda ama şimdiki gibi yıllık 26,5 milyar dolarlık bir gelirden de söz edemeyiz. Hoş yine de o yılın sonunda baktığınızda 1412 şubeye sahipti ve 26 yılda 1400 şube büyük bir başarı. Demek ki olay hayallerinizin, ufkunuzun ne kadar geniş olmasında bitiyor. Bir kahve dükkanını bir kafeye alıp bunu bir misyona, vakfa ve yıllar geçse dahi ilerlemeyi başarabilen bir kuruma dönüştürdü. Howard Schultz. Bu apayrı bir ilham verici hayat hikayesi ama ileride kendisinin adını anacağımız için girişte küçük bir Starbucks bilgilendirmesi vermeyi uygun gördüm. Şimdi genelden iyice özele inelim. Bu 1400 küsür dükkandan Washington DC'deki yani başkentteki şubesine gidiyoruz. 1997'nin bir gecesinde sizle kol kola bir kahve içmek için bu şubeye girseydik karşımıza 3 kişi çıkardı. Akşam vardiyasında çalışan, her biri birbirinden farklı hayat hikayelerine sahip 3 gencecik insanla karşılaşırdık. Muhtemelen onlarla şakalaşıp gülüştüğümüz minik bir sohbet geçerdi aramızda. Kahvelerimizi alıp belki 15 dakika, yarım saat dükkanda dururduk. Belki hafif bir gülümsemeyle ayrılırdık o dükkandan. Tekrar arkamıza dönüp bakar mıydık bilmiyorum. Ama aklımıza az önce gördüğümüz bu 3 gencin cinayete kurban gittiğini duyacağımız gelmezdi. Hele de bu kadar güvenli, nezih bir semtte üçlü cinayet. Bu gerçekten aklımıza gelmezdi. Kader üçünü o kadar ayrı noktalardan alıp bir araya getirmişti ki, birbirinden farklı üç savaşçı ruh. Aynı amansız sona, aynı anda ve bir arada yazıldılar. Mary Catherine Mahoney, akşam vardiyasındaki yöneticiydi, sorumlu kişiydi. Genel olarak da şubedeki müdür yardımcısıydı. Henüz 24 yaşındaydı. Katie, ailesindeki üç çocuğun en küçüğüydü. Çocukluğunda karnesi ağlarla doluydu, geniş bir arkadaş çevresine sahipti. Atları çok seviyordu. Yine çocukluğunda kekemeydi ama bu geçiciydi. 8. sınıfta hitabet yarışmasını kazanmıştı Katie. Lisede değişim öğrencisi olarak Sovyetlere gitmişti. Hayatındaki karşılaştığı önemli zorluklardan birisi de cinsel yönelimiydi. Homoseksüeldi ve ailesi başlangıçta bunu hiç onaylamamıştı. Ailesinin kararlı, cesur kızıydı Katie. Katie Beyaz Saray'da stajyerlik yapmıştı. Çocukken abisi öcüden korktuğunda o gidip onun için kontrol ederdi ve bir öcünün olmadığından emin olduğunda abisini alıp odasına götürürdü. Ölümünden birkaç hafta önce abilerinden birinin düğünü vardı ve orada güzel olmak istemişti. Abisi böyle hissetmişti, böyle düşünmüştü ve ona ne kadar güzel bir kadın olduğunu hatırlatmıştı. Ailesi eşyalarının arasında bir not bulmuştu. Her gün kendini hatırlattığı ve hayatını şekillendiren bir not. Konuşma üzerinde çalış, hayvanlara, diğer insanlara, dünyaya karşı iyi davran. Dürüst ol, dakik ol, iş için her zaman ve dikkatli ol. Kendisine yazdığı notta yazanlar bunlardı. Şimdi Aaron'a gelelim. Aaron David Goodrich, şubenin en genç çalışanıydı. Bu yüzden ona bebek diye lakap takmışlardı. 18 yaşındaydı ve Starbucks Georgetown'da çalışmaya olaydan birkaç ay önce Nisan ayında başlamıştı. Çevresindekiler Aaron'la hayatının uzun bir mücadele olduğu ile ilgili sık sık dalga geçerlerdi. Bir ay erken doğmuştu, henüz 4 yaşındayken anne ve babası boşanmıştı. Astımı vardı, dikkat eksikliğinden müzdaripti. Bu yüzden okuldan pek hoşlanmıyordu. Derslerinde biraz zorlanıyordu. Aaron televizyon izlemeye bayılırdı. Mekanik konulara oldukça ilgiliydi. Müzeleri ve hayvanları çok seviyordu. İnce, uzun boylu bir gençti. Çekici biriydi diyebiliriz bence. Arkadaş çevresi genişti. Annesi ve kendisinden 3 yaş küçük kız kardeşiyle Baltimore'da birlikte yaşıyordu. Olaydan bir yıl önce babasının ve babasının yeni eşinin yani üvey annesinin yanına Washington'a gelmişti. Onlarla yaşamaya başlamıştı. Onlarla yaşamaya başladıktan sonra da Georgetown'daki bir sinemada işe başlamıştı. Ama babası ona bir kafede iş buldu. Bu Aaron'ın sevdiği bir işti ve yöneticiliğe yükselmek istiyordu. Sırada üçüncü kişi Emory Allen Evans var.
Olay yaşandığı sırada henüz 25 yaşındaydı ve Starbucks'ta çalışmaya bir aydan kısa bir süre önce başlamıştı. Yine onun ebeveynleri de henüz o 4 yaşındayken boşanmıştı ve Emory annesiyle birlikte Vineland'daki oldukça sakin bir yerde büyüdü. Sakin demek az kalır, büyüdüğü yerde kapılar bile kilitlenmezdi. Emory henüz küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini belli etti ve 6. sınıfta saksofon çalmaya başladı. Ardından bir trombon aldı ve muhtemelen onu da aynı zamanlarda öğrenmiştir. Belki de benzerlerdir ve direkt çalmaya başlamıştır. İnanın hiç bilmiyorum. Ama bunun ardından yerel bir caz grubuna katıldı ve New Jersey kulüplerinde onlarla çıkmaya başladı. Profesyonel bir müzisyen olmayı gerçekten çok istiyordu. Gel gelelim, okulla arası hiç iyi değildi. Hatta 10. sınıftan sonra okula devam etmemişti. Sonraları bir lise denklik diploması aldı ve adım adım okumak istediği üniversiteye, Howard Üniversitesi'ne yöneldi. 1995 yılında Howard Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi ama bu eğitimi karşılayacak maddi durumları yoktu. Bu yüzden babasının yanına gidip çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Georgetown oldukça lüks bir yerdi. Birçok seçkin kişiye ev sahipliği yapıyordu. Bahsettiğim Starbucks şubesinin bulunduğu caddede birçok iş yeri vardı ve gün içerisinde işlekti. Özellikle sabah iş saatlerinden hemen öncesinde. Üçüyle de tanıştırdığıma göre sizi şimdi biraz işin kötü kısmına gidelim. Olaydan sonraki ana ama hemen sonrasına değil, bulundukları ana. Pazartesi sabahının erken saatlerinde saat 5'i çeyrek geçe görevli çalışan iş yerine geldi ve her zamanki işini yapacaktı, yani dükkanı açacaktı. Kapıyı açtı, hiçbir problem yoktu, içeri girdi ve arka odada çalışanların cesetleriyle karşılaştı. Koşarak kahve dükkanından çıktı ve kendini hemen sokağa attı. Bir otobüs şoförü onu gördü. Otobüsün üzerine doğru koşarak, çığlık atarak gelen bir kadın vardı. Durdu ve kadın ona arkadaşlarının öldürüldüğünü, bir sıkıntı olduğunu söyledi. Otobüs şoförü hemen polisi aradı ve başkent polisi hemen olay yerine geldi. Bu kesinlikle alışık olmadıkları bir şeydi. Cinayet son 1,5 yılda hiç yaşanmamıştı ve bu kadar nadir bir durumken bir gecede 3 cinayet, herkes şaşkındı. Sokak hemen kapatıldı, olay yeri çevrelendi. Emory Evans'a 3 kere ateş edilmişti. Göğsüne bir silahla, başının arkasına başka bir silahla. Aaron'a göğsünden ateş edilmişti, yani bir kez vurulmuştu ama ne yazık ki kurşun akciğerlerinden kalbine isabet etmişti. Katie daha tanınmaz durumda olandı. Önce göğsüne ateş edilmişti. Ardından muhtemelen kendini, yüzünü korumak için elleriyle kapatmaya çalışmıştı. Ama silah elini parçalayıp yüzüne isabet etmişti. Ve ayrıca bir kez de başının arkasından vurulmuştu. Dükkan akşam 8'den sonra kapanıyordu ve olayın bu saatten biraz daha sonra işlendiği tahmin edildi. Katie'nin bedeni iki erkeğinkinden ayrı bir yerdeydi, koridordaydı. Ve dükkanda ateş edilen başka bir yerde tavandı. Tavana da bir kez ateş edilmişti. Bunun soygun olabileceğini düşündü polis çünkü 4 Temmuz kutladıkları bir gün, duymuşsunuzdur mutlaka. Bunun hemen ardından böyle bir olayın yaşanması soyguna bağlanabilirdi. Hafta sonunun son günüydü ve kasada 10 bin dolardan fazla nakit para vardı. Ama bir kuruş dahi çalınmamıştı. Kasanın anahtarları da Katie'nin bacağının altında duruyordu. İki farklı silahla 10 el ateş edilmiş olması saldırganların 2 kişi olabileceğini düşündürdü. Alarm vardı ama bu alarm hiç çalıştırılmamıştı. Starbucks'ta o zamanlar güvenlik kameraları da yoktu. Olayın yaşandığı saatte hala açık olan dükkanlar vardı ama kimse silah sesi duymamıştı. Bu da saldırganların susturucu kullandıklarını düşündürdü. O akşam çalışanları dükkan kapandıktan hemen sonra temizlik yaparken görenler olmuştu. Ama bu doğruysa suçlular içeri girmeyi nasıl başarmıştı? Olay yeri o gün ve ertesi gün ayrıntılı olarak incelendi. Kapının girişinde bir ayakkabı izi bulundu. Yine Katie'nin annesi olay yerine götürüldü ve kızını teşhis etti. Katie'nin işe geldiğinde çalıştığı yerin hemen yanındaki otoparka park ettiği 1994 model gümüş rengi Saturn aracını gördüler. Aracın sol ön lastiği kesilmişti ama bunun dışında arabanın içerisinde herhangi bir olağan dışı durum söz konusu değildi. Evcil hayvan eşyaları, plastik çiğneme oyuncağı, kirli bir tenis topu vesaire vardı. Katie bu arabayı büyük annesi hediye etmişti. Şehirde daha güvende olabilmesini sağlamak amacıyla, eve sık sık gelebilmesini sağlamak amacıyla yakın zamanda almışlardı.
Daha önce dile getirdiğim gibi işlek bir caddeydi burası. Dolayısıyla gün içerisinde oldukça fazla insan gelip geçiyordu. Ve bu tanıklara da başvuruldu. Birilerinin bir şeyler görüp görmediği öğrenilmeye çalışıldı. Dükkanın sürekli müşterilerinden birisi pazar akşamı saat 10 gibi kafenin ışıklarının açık olduğunu fark etmişti. Normalde 8 gibi kapanması gerekiyordu ve ben buna şaşırdım dedi. Başka bir yüksek lisans öğrencisi ve arkadaşı akşam oradan geçerlerken tuvaleti kullanmak için dükkana girmeye çalıştılar ama kapı kilitliydi. Polis ayrıca olayı araştırırken bir şey keşfetti. Bir süre önce Katie'nin işten çıkarmamak için uğraştığı ve sorunu çözmeye çalıştığı ama buna rağmen kasadan yüzlerce dolar çaldığı için son çare olarak işten çıkardığı bir çalışan vardı. Bu kişi incelenmeye başlandı, bununla bir ilgisi olup olmadığı araştırıldı. Devam eden aylarda 23 kişi şüpheli olarak düşünüldü ve bunlardan 3 tanesi suçlandı. Ama katil ya da katiller hala bulunamamıştı. Çünkü ortada bir delil, katile yönlendirebilecek bir kanıt yoktu. 28 Eylül'de olaydan aylar sonra polise anonim bir arama geldi. Telefondaki adam söylediğine göre bu üçlü cinayetle ilgili bilgi sahibiydi. Olaya tanık değildi ama bunu kimin yaptığını bildiğini söylüyordu. Bundan iki adam sorumluydu ve bunlardan birisinin adı Carl'dı. Ama soyadını bilmiyordu. Görüntüsüyle ilgili bilgiler verdi. Koyu tenli, kısa, 20'li yaşlarının ortasında olduğu bilgisini paylaştı polisle. Bu arayan kişi birkaç gün sonra tekrar polis merkezini aradı ve Carl'ın bunların ilk cinayeti olmadığını söyledi. Daha önce de birilerini öldürmüştü. Ayrıca Carl'ın asla ortaksız çalışmayacağını söylüyordu. Yine bu bilgiye de çalıştığı yerin, ortağının çalıştığı yerin adresini ekledi. Adam bir berberdi. Adamın kim olduğu bulundu ama oraya geçmeden size Katie'nin Beyaz Saray stajyeri olması dolayısıyla ortaya atılmış ve hala bahsedilen bir teoriden bahsedeceğim. Çünkü olay çözülse dahi bazı teoriler yaşamaya devam eder. Bu kesinlikle onlardan birisi. Amerika'nın 42. Başkanı Bill Clinton ile ilgili ve Hillary Clinton'ı bilirsiniz, Trump'la birlikte seçimlerde yer almıştı. Onun eşi bu kişi. Hatta belki görmüşsünüzdür internette de Clinton ölüm listesi gibi böyle bir durum söz konusu. Her neyse, Katie Bill Clinton'ın kampanyasında ve sonrasında bir sürü stajyerlik yapmıştı. Ve orada öğrendiği bir takım bilgileri, cinsel tacizle ilgili, skandala yol açacak bilgileri yüzünden öldürüldüğü ve bunun üzerinin kapatıldığı teorisi bu. Özellikle bir isim bu teoride oldukça ön plana çıkıyor. Monica Lewinsky. Beyaz Saray'daki eski stajyerlerden birisiydi ve Katie ile Monica arkadaştı diyebiliyorum. Bill Clinton'ın onunla bir yasak ilişkisi vardı ve bunu da yakın zamanda kabul etmişti zaten. Monica Lewinsky bu yasak ilişkiyle ilgili kendi yakın arkadaş çevresine açıkça bunun toplum tarafından duyulmaması gerekiyor. Sonum Katie Mahoney gibi olsun istemiyorum diyordu. Hatta bunu söylediği kişilerden birisinin ismi de John Vernon olarak belirtildi. Şimdi bunu bir kenara bırakalım çünkü katil bulundu. Yani teorilere gerek yok. 2000 yılında 3. yılına girmeye 5 kala çözüldü bu dosya. Telefonda bahsedilen Carl'ın kim olduğuyla ilgili çalışmalar başladı. Bir süre sonra adamın tam ismine ulaşıldı. Carl Derek Cooper. Evliydi, annesi, karısı ve küçük oğluyla birlikte yaşıyordu. Oldukça kabarık bir suç geçmişi vardı. İşin bu kısmı o kadar ayrıntılı ki gereksiz detaylarla sizi boğmak istemiyorum. Ama adamın bir soygun çetesi vardı diyebiliriz. Çevresindeki insanlar onun kimi öldürdüğünü, nasıl işler yaptığını biliyorlardı ve buna eşi de dahildi. Eşi bir soyguncuyla birlikte olduğunu biliyordu ve söylediğine göre silah kullanmadığını tahmin ediyordu. Onu Starbucks cinayetine bağlayacak ellerinde hiçbir delil olmaması dolayısıyla onu konuşturmayı başarmak tek şanslarıydı. Bu soruşturmayla ilgilenen iki ana isim vardı. Ajan Brett Garrett ve dedektif Jim Trenum. Carl'ın telefonuna gelen çağrılar takip edildi. Anonim telefonda söylenilen ortaklarından birisi yani o berber bulundu ve polisle işbirliği yapmayı kabul etti. Muhbir oldu. Carl'ın öldürdüğü düşünülen eski ortağının Monty Goodman'in cinayetindeki baş şüpheli de Carl'dı. İşte bu eski ortağın sevgilisi de muhbirlerden birisi olmuştu. Hoş kadın Starbucks cinayetiyle ilgili değil de diğer suçlarıyla ilgili bilgi sahibiydi. Özünde bu iki kişi de Carl'ın birlikte birçok suça karıştığı insanlardı. Ama buna rağmen Carl Starbucks cinayetiyle ilgili resmen tetikteydi. Konuyla ilgili oldukça dikkatli davranıyordu. Sandy Griffin isminde bir polis memurunu öldürdüğüyle ilgili yetkililer bilgiler aldılar ve bunun üzerine gidildi çünkü polis memurunun cinayetinde kullanılan bu silahın
Carla'nın eşinin adına kayıtlı olan silah olduğu düşünülüyordu. Adam tüm bu polis sıkıştırmasına maruzken bile, yani polis resmen her hareketini izlerken, ailesini bile bu durum rahatsız etmeye başlamışken bile hala tehdit etmeye devam ediyordu. Berber olan muhbirle bir konuşmalarında bu soruşturmayla ilgilenen iki önemli kişiyle ilgili, az önce söylediğim iki kişiyle ilgili söyledikleri korkunçtu. Garrett'ı, yani özel ajanını takip ettiğini ve öldürmek istese bunu yapabileceğini, ama Garrett'ın Trenium'u kadar sinirini bozmadığını ve listesinde, yani ölüm listesinde yer almadığını, bu yüzden ona zarar vermediğini söyledi. Buna şöyle devam etti. Eğer orada yalnız durumda yakaladığım kişi, yani aynı durumdayken Garrett değil de Trenium olsaydı sonuç çok daha farklı olurdu. Çünkü o listemde, demişti. İlerleyen aylarda birkaç blöf sayesinde sonunda Carl'ın elindeki silah alındı ve incelemelerin sonucunda polis memurunun cinayetinde kullanılan silah olduğu tespit edildi. Olağan dışı bir sorgulamanın ardından suçlarını kabul etti. Normalden çok çok daha uzun saatler sorgulanmıştı. 3 farklı şekilde ifade verdi. Birincisinde olayı Kate Covington isminde bir adamla gerçekleştirdiklerini ve Carl'ın, yani kendisinin, soyguna ya da cinayetlere karışmadığını, arabayı kullanan adam olduğunu söyledi. İkincisinde yine aynı adamla, Covington'la birlikte bu suçu işlediklerini ve Covington'ın arka odadaki gençleri öldürdüğünü ama kendisinin bundan hiçbir şekilde haberinin olmadığını söyledi. Yani söylediğine göre yine sorumlu kişi Kate Covington'dı. En son, yani üçüncü ifadesinde artık bu cinayetleri yalnız başına işlediğini, soygun yapmak için dükkanı son bir aydır izlediğini ve fırsatını bulduğunda berberi arayıp çağırdığını ama gelmeyince fırsatı kaçırmamak için tek başına harekete geçtiğini söyledi. Cinayetleri işledikten sonra yaptığı şeyin farkına varmıştı ve hemen kaçıp uzaklaşmıştı. Bu yüzden para çalmamıştı. Covington olarak bahsettiği adam sorgulandı fakat ardından serbest bırakıldı. Çünkü bu adam olay zamanı midesinden vurulmuştu ve üzerinden çok uzun bir zaman geçmemişti. Yani iyileşme dönemindeydi. Carl Cooper birinci derece cinayet, soygun, silah suçları gibi toplamda 48 ayrı suçtan yargılandı. Mahkeme sonucunda maksimum güvenlikli hapishanede şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olayın sonunda aklıma takılan önemli iki soru var ve bunlarda sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Birincisi, Carl nasıl olmuştu da Starbucks cinayetinde kullandığı ve olaydan sonra sakladığı silahları bulamamıştı? İkincisi de, dükkanın kapısı üçlü cinayetten sonra nasıl kilitlenmişti? Starbucks'ta daha önce böyle bir olay hiç yaşanmamıştı. Howard Schultz bu olay sırasında tatilde olmasına rağmen olayı duyduğu gibi olayın yaşandığı yere, yani Washington'a gitti. Bir hafta boyunca oradaydı. Cenaze törenleri olsun, aileye başsağlığı dilemek, çalışanlar için danışmanlık hizmeti sağlanması gibi yapılması gereken her şeyin yapılmasını sağladı. Ayrıca gelen istekler doğrultusunda anma töreninde olayın yaşandığı şubenin tekrar aynı yerde açık kalacağını ve yaşayan bir anıt olacağını, gelecek tüm kazancın da şiddet suçu mağdurları ve şiddeti önleyen kuruluşlara gideceğini söyledi. Tabii ki bu şube hemen açılmadı ama 98 yılının ortalarına doğru açılması planlanmıştı. Olaydan birkaç ay sonra, Aralık 1997'de Starbucks ve Starbucks Vakfı tarafından finanse edilen Starbucks Anma Anıt Fonu oluşturuldu. İlk kez bir cümlede bu kadar çok Starbucks demem gerekti, tekerlemeye döndü resmen. Birçok yardıma ihtiyacı olan kişiye yardım edilmesi sağlandı bu fonla. Bu videoda paylaşacağım bilgiler de bu şekildeydi. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Cümlelerin sırası değişti sanırım. Her videoda daha düzenli söylüyordum. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.